2010 Palas Globu'na ile yola çıkıyoruz. Kamu, üniversite, sanayi, işbirliği toplantılarının birliğimizine hoş geldiniz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere bilim... Saygıyla selamlıyorum. Bugün 22.sini gerçekleştirdiğimiz Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği bölgesel toplantısına hep hoş geldiniz diyor. Tekrar saygılar sunuyorum. Ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşması doğrultusunda daha rekabetçi ve sürdürülebilir ekonomik yapı oluşturmak için üniversitelerimizde üretilen bilgilerin sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda ekonomik bir katma değeri dönüştürme ilkesiyle yola çıktığımız bu işbirliği serüveninin 22.sini Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki siz değerli paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirmekten mutlu olduğumu belirtmek istedim. Saygıdeğer katılımcılar, çok değerli basın mensupları. Bugün üniversite sanayi kamu işbirliği bölgesel toplantısının Diyarbakır ve Şanlıurfa bölümünü birlikte yapıyoruz. Bu vesileyle hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Yapacağımız bu önemli toplantının hem sanayicilerimiz için hem de üniversitelerimiz için ayrı olması gerekiyor. Bundan bir yıl önce yine Kasım ayında İstanbul'da bir zirve gerçekleştirdik. Üniversite Sanayi İşbirliği zirvesi. O zirvede gördük ki Türkiye'nin her yerinde bu toplantıyı yapmamız gerekiyor. Ajans bölgelerinde, üniversitelerde sanayi kuruluşlarını yan yana getiriyoruz. Birlikte bir değerlendirme yapmaya ihtiyacımız var. Ve bunu Türkiye genelinde yapmak üzere çalışmaları başlattık. Ülkemizin tamamında ilgili paydaşların katılmış olduğu o zirvede gerçekten büyük bir sinerji oluşturmuş gördük. Şimdi benzer toplantıları 26 alt bölgede, ajans bölgelerinde yapıyoruz. Bugün de Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı kapsayan bölgede yapıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız illerde gerçekten çok verimli toplantılar oldu. Konunun uzmanlarıyla bu işin sahada mesaisini açan, heyecanı duyan dostlarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Bugün burada yapacağımız çalışmaların daha önceki toplantılar gibi son derece faydalı sonuçlar vereceğine canı gönülden inanıyorum. Hepinize katıldığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Herkesin konuyla ilgili ne düşünüyorsa, hiç bir şeyi kenarda tutmadan ne düşünüyorsa bütün açık fikirliliğiyle bugün yapılacak olan akşama kadar sürecek bir toplantı. Bu toplantıda her şeyi ortaya koymalarını istiyor. Her şeyi ortaya koyun ki bunlardan yararlanabilirim. Efendim ya benim fikrim beğenilmezse ya yanlış bir şey söylersem hiç önemli değil. Fikrim beğenilmesin, yanlış fikir, yanlış bir şey söyle. O yanlış dediğin içinde belki bir doğru vardır. Senin bizim fark edemediğimiz o doğru çok faydalı olacak. Onun için herkes fikrini güzel açık bir şekilde ifade ederse bundan faydalanırız. Değerli konuklar, Diyarbakır ve Şanlıurfa tarih itibariyle kültürüyle ülkemizin çok önemli ama çok önemli ve çok özel şehirleri bunlar. Bir kere Hazreti İbrahim'in şehri. Tevhidin babası Hazreti İbrahim ve mantık ve muhakeme kabiliyetinde bir örnek. Yani sadece bir inanç önderi olarak, bir peygamber olarak değerlendirmiyorum Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim'in mücadelesinin temelinde mantık ve muhakeme kabiliyeti var. Bu da insanın en önemli kabiliyetlerinden birisi. Onun Nemrut'la yapmış olduğu mücadele veya hakkı arayışı
hikayesine baktığımız zaman sürekli düşündüğünü, sürekli tabiat olaylarından bir yere varmak istediğini, sürekli bir arayış içinde olduğunu ve mücadelesinde mantığın, mahkeme kabiliyetinin, düşüncenin çok önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. Eğer bir öncülük rolü oynuyorsa peygamberler o özellikleriyle olmalıdır. Düşünen, mahkeme eden, analiz eden, olayların derinlemesine anlaşılmasını isteyen bir insan. Onun şeyi Şanlıurfa. Şanlıurfa'da ve bizim hepimiz bu özelliklerimizi öne çıkarmamız lazım. O özelliklerimizi kaybetmesin, o sorunları yaşamaz. O özelliklerimizi kaybedince birçok değerimizi birden kaybettik. Mesela neleri kaybettik? Şimdi burası Haran'daydı. Haran, bölgenin en önemli medeniyet merkezlerinden birisi değil mi? Mesela şimdi Cabir bin Hayyan gibi adam yetişmiyor. Haran'dan yetişiyor Cabir bin Hayyan. Haran'dan yetişti. Haran'ın adamı Cabir bin Hayyan, kimyanın kurucularından, modern kimyanın kurucularından. Niye? Çünkü kaybettiğimiz değerler var. Düşünceyi, analizi, mantık, muhakemeyi kaybettik. Bilimle olan ilgimizi, alakamızı kopardık. Şimdi Cabir bin Hayyan yok. Övünüyoruz. Cabir bin Hayyan bizim adamımız. Harran'ın adamı. Nerede yeni Cabir bin Hayyan'ı? Harran Üniversitesi'nin yeni Cabir bin Hayyan'lara kaynaklık etmesi lazım. Şimdi bu açıdan çok büyük bir potansiyel taşımaktadır. Ne yazık ki geçtiğimiz yıllarda gerek hükümetler, gerek sivil toplum şehrimizde de potansiyeli açığa çıkaramadık. Şehrin potansiyelinden, bölgenin potansiyelinden ülkemiz, bölgemiz, insanlarımız, bütün insanlık yaralanamadı. Şimdi yeni bir evreye geçmiş bulunuyoruz. Göreceksiniz ne büyük potansiyelimiz var, bunu artık açığa çıkarma zamanı gelmiştir. Sınırı geçti diye, bir koyun sınırı geçti diye, ötekinin bir sığırı, bir koyunu sınırı geçti diye 10 tane adam ölür. Ya bir koyun için 10 adam ölür mü arkadaşlar? Yıllarca kan gövdeyi götürüyor. Sonra bir barış yemeği yapalım diyoruz, 500 koyun kesiyoruz. Hadi barış yemeği yapalım. Ya bir koyun için 10 adam olur. O ne oldu peki? Bu cahillik ne oldu yani? Biz, bizim böyle sırtımızda, yüzümüzde kaldık karar edildi. Hiçbir problem hangi yere çözülmez, kavga edilmez. Bu için iyi. Herkes konuşsun. Ne istiyorsun söylesin. Ama çok aykırı şeyler söylüyor. Aykırı şeyler söylesin. Ya söylediklerim hoşunuza gitmiyor. Gitmesin. Siz de doğrusunu söylersiniz. Daha iyisini söylersiniz. Kırmanın dökmenin kimseye bir faydası yok. Demokrasi içinde ülkeler genişleyebilirler. Onun için herkesin yüzünü güldüren ve umutları artıran, diri tutan bir süreç yaşıyoruz. Hepimiz bu sürece göz bebeğimiz gibi bakmalı ve bunun çok değerli bir hazine olduğunu, barış ortamının çok değerli bir hazine olduğunu görmeliyiz. Barış için, sulh, sükun için kim ne fedakarlık yapması gerekiyorsa yapmalıdır. Gerçekten fedakarlık yapmaya değer bir şey varsa yeryüzünde barış için yapılmalı. Sulh, sükun için yapılmalı. Fedakarlık yapmaya değer bir şey. Son yıllarda iş dünyasının da bu atmosferde bölgeye çok büyük ilgi gösterdiğini biliyoruz ve görüyoruz. Özellikle teşvik sistemi ile birlikte bölgedeki iş ve yatırım ortamı son derece cazip bir kimlik kazandı. Söylemesiyle, Türkçe şartlar söylemesiyle toplum olarak aldığımız mesafeyi gösterdi. Demokrasi için ne oluyor bunlar? Yeni milletvekili olduğumuzda Türkiye'de demokratikleşme hamlelerini
başlattığımızda Türkiye'de Türkçe şarkı söylemek yasak. El altı kasetleriyle ancak insanlar ve çok satıyordu el altından satılan kasetler. Niye yasak oldu? Hiç bunun bir mantığı yok. Niye yasak oldu? İnsanların ana dili. Niye yasak oldu? Onun konuşulması, öğrenilmesi, eğitim yapılması, şarkı söylenmesi, kitap yazılması. Niye yasak? Bunun bir mantığı yok. Ama insanlar da Türkiye'nin her yerinde bu yasalık adeta yokmuş varsayımına alıştılar herkes. Türkçe şarkı duymaya bazıda da Türkçe şarkı yok zannedilmeye başlandı. Türkçe diye bir şey yok zannedilmeye başlandı. Duyulunca garipsenmeye başlandı. Benim komşularım da öyleydi. Ben Kocaeli'deyim. Şarkılar serbest oldu. O yaz düğünlerde Türkçe şarkılar söylenmeye başlandı. Karşı mahallede bahçede düğün yapıyorlar. İşte uzun yıllarda yasak olunca o sene biraz şeylerin, geyiklerin sesiyle, amfinin sesiyle fazla açıldı. Yani bandır bandır Türkçe şarkılar söyleniyor. Benim komşularım da dediler ki, ya sayın milletvekilim, o zaman bakan değilim. Ne oluyor, memleket nereye gidiyor? Bölünüyor muyuz? Arkadaş Türkçe şarkılarla bölünmüyor muydu? Yani İngilizce şarkılarla bölünüyor, Fransızca şarkılarla bölünmüyor, Türkçe şarkılarla mı? Hak ve özgürlükler ülkeleri bölmezler. Haksızlıklar bölünür. Ülkeler haklardan bölünmez. Haksızlıklardan bölünür. Haksızlık nasıl olacaklar? Komşularını da rahatsız ettiklerini düşünecekler ve görecekler. Onlar biraz müziğin sesini kısacaklar. Siz, sizin de yıllardır duymadığınız bu şarkıları kulağınız alışacak. Diyeceksiniz ki ya bunlar da bizim şarkılarmış. Bunlar da bizim türkülermiş. Değil mi? Siz de onları mırıldanmaya başlayacaksınız. Böylece her şey normal olacak. Evet, bir sene sonra her şey normal oldu. Öbür komşularımız biraz müziğin sesini kıstılar. Bizim öbür komşularımız da kulakları yeni müziğe alıştı. Daha evvel duymadıkları için garip. Yani müzik artık onların müziği haline geldi. Ve onlar da aynı türküleri mırıldanmaya başladılar. İşte yasak olması anormaldi. Yok sayılması anormaldi. İnsanı bir sistem, bir idare ancak bu kadar aşağılayabilir. Yok sayar. Türkiye'de insanların aşağılanması süreci bitmiştir. Olduğu gibi kabul edeceğiz. Olduğu gibi. Neyse o. Neyse o. Bizim Cenab-ı Allah'ın kendi farklılıklarıyla yarattıklarını olduğu gibi kabul etmeme hakkımız ve lüksümüz yok. Sayın Bakanım. Ne olduğunu biliyor musunuz? Evet, Sayın Bakanımıza dünyanın en eski yerinde olduğu için, dünyanın en büyük üniversitelerinde yolu olduğumuz için kendisine bildiğim takımı Sayın Bakanım. İnşallah bununla birlikte baktığımız bir söz verdim. Üniversitemizi ziyaret edecek yeni projeleri bunlarla birlikte imzalayacağız. Teşekkür ederim.